Kutumuzun artık bir sonraki görevi olan, daha doğrusu bir sonraki aşaması olan kod boyutuna başlıyoruz. Şimdi ilk olarak şunu konuşmamız gerekiyor. Bizim burada sensörden gelen bir verimiz var ve bu veriyi değerlendireceğiz. Sonuçta bir çıkış alacağız ve bu çıkışa göre de bir karar da diyebiliriz buna, bir karar alacağız. Ve bu karara göre de robotumuzun gideceğini mi duracağını mı karar vereceğiz. Şimdi öncelikli olarak koda başlamadan şunu yapmamız lazım. Gelen veriyi kaydedeceğimiz ya da saklayacağımız bir değişken oluşturmamız lazım. Eğer biz bunu yapmazsak o gelen veriyi değerlendirmede sıkıntı yaşayabiliriz. Bu yüzden ilk olarak değişkenler sekmesine girip bir değişken oluştur diyorum ve bu değişkene bir isim veriyorum. Bu isim herhangi bir şey olabilir. Ben sensör diyeceğim ve tamam diyorum. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra bir değişken oluşturunun altında 5 tane daha blok çıktı. Şimdi bu blokları birazdan kullanacağız. Şimdi artık kodumu oluşturmaya başlayabilirim. Olaylar sekmesine geliyorum. Arduino başladığında ki zaten değişmez bloğumuz bizim. Her kodumuza bununla başlıyoruz. Arduino başladığındayı seçip koyuyorum kod ekranıma, kod alanıma. Sonrasında tabii ki bir sürekli tekrarla bir sonsuz döngü oluşturuyorum. Şimdi ana kısmımı oluşturdum. Geliyorum olayın asıl çalışma boyutuna. Şimdi öncelikli olarak benim sensörümden gelen değerimi bir okumam lazım. O yüzden pin sekmesine gelip buradan bir analog pin oku A0 bloğunu şöyle çalışma alanımın kenarına çekiyorum. Neden kenara çekiyorum? Çünkü bunu başka bir bloğun içerisine yerleştirmem gerekecek. Peki bu hangi blok olacak? Değişkenler sekmesindeki sensörü yap bloğu. Bakın bunu alıyorum. Buraya koyuyorum ve şu sıfır yap kısmının içerisine de şu analog oku pin A0 yap bloğumu yerleştiriyorum. Şimdi ne oldu bunu yaptığımda? A0'dan gelen, yani A0 sensöründen gelen verimi, analog olarak gelen tabi verimi, ne yapıyorum? Sensör değişkenimin içerisine kaydediyorum. Buradaki illa A0 olmak zorunda değil, A1, A2, A3, A7'ye kadar bizim kanallarımız var ve sensörümüzde de zaten 8 tane sensörümüz var. İstediğimiz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben A0'ı tercih ettiğim için A0 olarak bırakıyorum. Şimdi ben değerimi okudum. Artık bu değerimi yorumlamam gerekiyor. Ne diyeceğim? Eğer benim çalışma şartım şuydu. Eğer beyaz zemindeyse düz git, siyahtaysa dur. Şimdi söylemime dikkat ederseniz eğer ise veya değilse şeklinde, ki hangi bloğu kullanacağımız zaten ortaya çıkıyor. Eğer ise değilse. Şimdi buraya bir sorgulama yapmam gerekiyor. Bu sorgulamayı da sensörümün özelliğine göre yapmalıyım. Yani nasıl? Benim QTL sensörlerim beyaz zemini gördüğünde 0'a yakın değerler üretir. Siyah zemini gördüğünde de 1023'e yakın değerler üretir. Bu 0 ve 1023 değerlerinin nereden geldiğini önceki videolarda anlatmıştık analog dijital konusuna girdiğimizde. O yüzden şimdi ben 0'a yakınsa ve 1000'e yakınsa dediğim için orta bir değer, bir referans değeri belirliyorum. Tam ortasından, yani 512. 1023 ve 0 aralığında bir okuma yaptığım için 512 referans değerini belirliyorum ve benim sensörüm 512'den küçükse, değeri küçükse beyazda olduğunu, büyükse siyahta olduğunu anlıyorum. O yüzden işlemlere geldim. Buradan küçüktür alacağım. Şuradan küçüktür alıyorum. Şöyle koydum. Şu küçüktür neyden küçükse, 512'den küçükse. Ve buraya da gidiyorum, değişkenimin bloğunu alıyorum. Sensörüm küçükse 512'den ve değilse, yani büyükse 512'den. Şimdi ben küçükse 512'den dediğimde beyaz olduğu için şu aralığa benim robotumun ileri gittiği kodu yazacağım. O da hangisiydi? Bakın PWM komutlarıydı, biliyorsunuz. Şunları hemen kopyasını çıkartarak çoğaltıyorum. Şöyle hemen yerleştirdim. 5, 6, 9 ve 10 benim PWM pinlerimdi zaten. Zaten PWM pinlerimdi. Bunları giriyorum şuraya. Sonrasında robotumun ileri gitmesi için buraya 255
ve 9'a 255. 9 numaralı pinime 255 diyorum. Şu kod benim robotumu ileri götüren kod. Bunu kopyalayıp aşağıya değilse kısmına indiriyorum. Bu da siyahta, yani siyah zeminde ne yapacaktı benim robotum? Duracaktı. O yüzden tamamını 0 olarak belirtiyorum. Ve böylece benim robotumu beyaz zeminde, sensörün beyaz zemini gördüğünde ileri gitmesini, siyah zemini gördüğünde durmasını sağlayan kodu hazırlamış oldum. Bunun sonrasında artık kodu robotumuzun içine atıp çalıştırmamız gerekiyor. Evet, bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki görevde tekrar görüşmek üzere.